Onun için 4 S kuralı var bu. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Bu 4 S kuralına taraflar eğer iyi uyuyorlarsa, bunlara uygun bir yaşam felsefeleri varsa, böyle durumlarda o evlilik sağlıklı yürüyor. Evlilikte kriz olsa bile kolay açılıyor. Çünkü sorun çözme stili geliştirebiliyorlar. Ama bu kural, bu 4 ayak zayıflamışsa problemleri çözmekte zorlanıyorlar. Ya bu nedenle evlilikte en önemli şey, hatta şu örnek de veriyorum ben. H2O biliyorsun, hidrojen ve oksijen atom olarak atmosferde özgürler, dolaşıyorlar. Özgürler, bağımsızlar. Bir araya gelince H2O oluyor, su molekülü oluyorlar. Artık ayrı bir yaşam formu haline geliyorlar. Yani şimdi hem evli olacağım, hem kafama göre yaşayacağım diyorsanız bu olmaz.